Merhaba Yüreği Aydınlık dostlar. Bugün 1 Ekim 2019. Saatimiz Türkiye'de 13.36'yı gösteriyor. Günlerden pazartesi. Yeni ayın ilk yayını. Ben Gökhan Üz bekliyorum. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 354. yayınına. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli izleyiciler. Bugün konumuz elektrik zammı. Bu konuyla ilgili olarak da konuğumuz var. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ömürhan Soysal'la canlı telefon bağlantısı yapacağız. Fakat yayınımızın hemen başında siz değerli bağımsız gazetecilik gönüllülerinden dörtlü bir ricamız var. Ricamız malum. Birincisi, bu kanalı ilk kez izleyen dostlarım mutlaka abone olmasını rica ediyoruz. Diğer bir ricamız, bildirimlerinizi açmanız. Üçüncüsü, videolarımızı beğenmeniz bizim için önemli. Son olarak da sosyal medya hesabınızda bu yayını paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamıza katkı vermiş olacaksınız. Evet, malumunuz dostlar, geçtiğimiz günlerde aslında dün bir zam yapıldı. %14.9 elektriğe zam. Daha önce de aslında birkaç zam daha yapılmıştı. Sürekli artan bir elektrik zamları var. Ve bu zamlarla birlikte vatandaşın beli büküldü. Peki bu zamlar neden geliyor? Sorunlar neden kaynaklanıyor? Bu konuyla ilgili olarak da şimdi hattımızda Ömürhan Soysal var. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı. Ömürhan Bey merhabalar. Merhabalar Gökhan Bey, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok enerjik gördüm sizi. Her zamanki gibi yoğun bir tempoyla çalışıyoruz bağımsız gazetecilik adına. Ömürhan Bey, ben sizleri fazla tutmayayım aslında. Direkt sorularımızla başlayalım. Bu zam mı? Dün %14.9 geldi. Sanıyorum bu yıl ikinci kez gelen bir zam. Bu zam neyin işaretçisi? Neden kaynaklanıyor? Vatandaşa yansıması nasıl olacak? Sizin önce bir değerlendirmenizi alarak başlayalım. Teşekkür ederim. Dinleyicilerinize de saygı ve selamlarımı sunarak başlayayım. Tabii bu son 2 yıl içerisinde yapılan 2018 ve 2019'u katarak söylüyorum 5. zam Gökhan Bey. 2018 yılında 3 zam yapılmıştı. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında %9'ar zam yapılmıştı. Bu yılda Temmuz ayında %15 yapıldı. Ekim'de yine %15 yapıldı. Muhtemelen geçen yıl bu yılki orana göre daha düşük de olsa 3 ayrı zam yapılmış olması tabii kamuoyunda büyük tepki çektiği için 2 zam yapıldı ve bu 2 zam da geçen yılın kümülatif toplamına göre daha da yüksek bir zam yapıldı. Şöyle, bizim tabii Elektrik Mühendisleri Odası olarak bununla ilgili düzenli yayınladığımız basın bültenleri var. Bu yapılan %14.90'lık zam 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketim faturasını 163 liraya çıkaracak. Geçtiğimiz yıl Eylül ayı 1 Ekim tarihinde 137 lira öderken 4 kişilik bir ailenin 230 kilowatt saatlik asgari tüketim tutarı üzerinden yaptığımız bu hesaplama bu yıl yeni dün yapılan zamla beraber 163 liraya çıkacak. Yani yaklaşık 26-27 liralık aylık elektrik faturasına yansıyacak konut bazında. Bu sadece konut bazında yansıyacak bir zamdan bahsetmiyoruz. Sonuçta bunun sanayiye yansıması var. Çünkü sanayide de yıllık değişim %32 oranında bir zamma karşılık geliyor. 2 yıllık sanayideki tüketilen elektriğe yapılan zam oranı %126'ya ulaşmış durumda. Çok yüksek mi lan? Çok yüksek bir rakam. Bu sanayide %126, 2 yıllık değişimden bahsediyorum. Ticarethanelerde %126, tarımsal sulamada %126. Yani bu, biz tabii sadece konutta tüketilen elektrik üzerinden değerlendiriyoruz ama sanayide, tarımsal sulamada, ticarethanelerde, buralarda yapılan zamlarla beraber aslında hayatımızın birçok alanında dolaylı yoldan zamların da geleceğini tahmin etmek için kain olmaya gerek yok. Bir, kendi tükettiğimiz elektriğin zamlı fiyatını ödeyeceğiz. İki, sanayideki zamlanan elektriğin dolaylı yansımalarını göreceğiz. Ha, ne olacak bu? İşte gıdaya gelecek, tarımsal sulamada tarımsal sulama abonelerinin tükettiği elektriğe zam yapıldığı için gıdaya gelecek, efendim ulaşıma gelecek. Bütün temel üretim kalemlerini, tüketim kalemlerini etkileneceğini söylemek çok mümkün ki işte enflasyonun %20'lere dayandığı, TÜİK'in resmi rakamları bu, ama reel enflasyonun %50'lere dayandığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu enerjiye yapılan zammın
enflasyonu tekrar tetikleyeceğini söylemek mümkün. Hani dün Ekonomi Bakanı %5'lerin altına indirmeye çalışıyoruz enflasyonu dedi. %15 zam yaparak mı %5'in altına indirecekler? Açıkçası çok anlamak mümkün değil. Kaldı ki Ekim ayında yapılan, dün yapılan zamın ardından büyük olasılıkla Ocak ayında da yeni bir zam kaçınılmazdır. Keza Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam EPDK'nın yani Enerji Piyasa Denetleme Kurulu'nun bir toplantısı olacak. Bu EPDK'dan bağımsız bir zam mı? Hayır, EPDK'nın bizzat yaptığı zam. Bu elektrik şirketleri taleplerini iletiyor EPDK'ya. Üretim maliyet analizlerini iletiyor. Bunun üzerinden taleplerini de iletiyor. EPDK bu gelen talepleri değerlendirip bir zam belirliyor. Çünkü bu konuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yetkili olan kurum. Dolayısıyla gelen talepler üzerinden belirliyor EPDK. Ömürhan Bey, orada araya girmek istiyorum. Malumunuz enerji piyasasında özellikle özel enerji şirketlerinin olağan devasa borçları var. 46-47 milyar dolardan bahsediliyor. Ve geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak hatta Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bu enerji şirketlerini kurtarma paketleri üzerinde konuşuyorlardı. Acaba bu zam bunun gerekçesi olabilir mi? Sonuçta bu şirketler batma noktasına doğru gidiyor. Yanlış özelleştirme politikaları ve yüksek kurdan, yüksek faizli sıfır yatırımla aslında alınmış krediler ve çıkmaza giren bir enerji sektörü. Sizin değerlendirmeniz nedir? Bir kere şunu söyleyelim. Hani bu iş nerede başladı diye, bu iş aslında özelleştirme politikalarıyla beraber başladı. Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak enerjinin temel insan hakkı olduğunu, dolayısıyla enerji alanındaki bu özelleştirmelerin bu noktaya geleceğini bundan 20 sene önce ilk özelleştirmeler başladığında da söylemiştik. Hala da ısrarla söylemeye devam ediyoruz. Siz eğer en temel gereksinimi özelleştirir ve özel piyasanın kar hırsına terk ederseniz buradan vatandaş da etkilenir, buradan sanayi de etkilenir, buradan temel tüketim ürünlerinin hepsi etkilenir. Bir kere hani enerji planlamasına dair çok ciddi bir kriz var bu ülkede. Çünkü vatandaşın mevcut talebi, mevcut durumu değerlendirilmiyor. Elektrik şirketlerinin içinde bulunduğu kriz örtülmeye çalışıyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye Bankalar Birliği'nin daha geçtiğimiz ay içerisinde açıkladığı bir rapor var. Ve o raporda diyor ki mevcut borç stokunun elektrik üretim ve dağıtım sektöründen bahsediyorum. Tabii sonuçta üretim, iletim, dağıtım bu elektriğin enerjisinin 3 temel bileşeni. Bunların toplam 47 milyar dolar tutarında bir borcundan bahsediyor. Ve bu 47 milyar dolarlık borcun yaklaşık 10 milyar dolarlık bölümünün bu yıl içerisinde yapılandırılması gerektiğinden bahsediyor. Bakın elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarının büyük bir kısmı bankalara olan borçlarından bahsediyor. Ve bankalar artık elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını bir şekilde yapılandırmayı talep ediyor. Çünkü bankaların da bu paraya ihtiyacı var. Haliyle bu yapılandırmanın talep edilmesinin en büyük gerekçesi de içinde bulunan kriz. İşte bu krizi aşmak adına da belli aralıklarla geçtiğimiz yıl 3 kez, bu yıl 2. kez zam yapıldı. Bunu tüketiciden, sanayiciden, ticaretenden, tarımsal aboneden, yani sonuçta yurttaşlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu borcun yönetilebilir bir hale çekilmesi gerekiyor. Yani düşündükleri bu. Yönetilebilir bir hale gelmesi demek de aslında bu borcun azaltılması demektir. Bunu azaltmak için de sürekli zam yapılıyor. Biliyorsunuz işte doğalgaz da benzer şekilde. Yani doğalgaza da en son Ağustos ayında yine %15'lik bir zam yapılmıştı. Şimdi de elektriğe yapıldı. Muhtemelen işte bu borcu azaltana kadar zamlarla, daha fazla zamla karşılaşacağız. Çünkü Türkiye'nin işte 400 milyar dolar aşan bir dış borcu var. Ve borcun giderek artması, artı sadece borcun artması değil, borcun dövize dayalı olması, dövizin kontrolü altında tutulamayıp döviz kurunun sürekli yükselmesiyle beraber TL bazında borç dolar bazında sabit dursa bile TL bazında sürekli artıyor. Bu yüzden de bunu dışarıdan bir kaynak bulma şansınız yok. Enerjimizin büyük bir kısmı dışarı bağımlı. Enerjimizin büyük bir kısmını dışarıdan temin ediyoruz. Doğalgaz üzerinden 160'a yakın bir bağımlılığımız var. Ve biz bu doğalgazı dışarıdan TL ile almıyorsunuz. İşte dövizle alıyoruz. Haliyle bütün bunların hepsini topladığınızda
bu dış borç stoku artı enerji piyasasına dair olan bu özel borç yükünü hesaba kattığınızda gerçekten yönetilebilir bir halde değil. O yüzden biz kriz olduğunu hep söylüyoruz. Sadece ekonomik bir krizden bahsetmiyorum. Bir yönetememe krizinden de bahsediyorum. Ha, bunu aşmak için belli aralıklarla palyatif önlemler alıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte gidiyorlar %15 zam yapıyorlar. Ay, bu bir çözüm olacak bir şey değil açıkçası. Sadece mevcut durumu kurtarmaya dönük bir şey. Sorunuzu şöyle tamamlayayım. Yani evet, bu temelde enerji dağıtım şirketlerinin ihtiyacı üzerinden ortaya çıkmış ve onların borçlarını hafifletmeye dönük bir manevra olduğunu söyleyebiliriz. Ömürhan Bey, burada araya girmek istiyorum aslında. Türkiye her yıl 55 milyar dolar, tabii bu son petrol krizinden sonra muhtemelen 60 milyar dolar enerji ithalatı yapıyor. İşte bu doğalgaz, elektrik, hatta bunun içerisine baktığımızda petrol gibi ürünler. Şu anda Türkiye elektrik üretiminde ve tüketiminde dışa bağımlılık nasıl ve çözüm ne? Az önce söylediğim gibi, yani %60'ların üzerinde bir doğalgazla üretimden bahsediyoruz. Doğalgaz kaynaklarımız yok. Dolayısıyla doğalgazı dışarıdan temin edip doğalgaz üzerinden üretiyoruz. İthal kömüre dayalı şeyimiz var. İthal kömüre dayalı termik santrallerden üretiliyor. Bir tek herhalde su dışında öyle Türkiye'nin yerli diyebileceğiniz şey yok. Bunun üstüne bir de nükleer santral tartışmaları getiriliyor. İşte Rusya'dan, Rusya'nın geri kalmış teknolojisini alıp %51'i Rusya'ya ait olmak üzere alım garantili anlaşmalar yapılıyor. Yani dışa bağımlılığınız daha da arttırılıyor. Bunun aslında çözümü oldukça kolay. Yani hani hep o yerli ve milli vurgusu yapıyor iktidar, ama bu tabii biraz da iç kamuoyuna dönük o belli hassasiyetleri yönlendirmek adına yapılan yorum. Biz özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu ve bu potansiyelin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyoruz. Bizim güneşimiz var, bizim rüzgarımız var. Türkiye şu anda Avrupa Birliği ortalamasının üstünde güneşlenme süresine sahip, rüzgar potansiyeline sahip. Dört mevsimi yaşıyor. Her ne kadar küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak belli deformasyonları olsa da şu an hala var olan potansiyelimiz yeter. Kendi kaynaklarımıza dayalı ve temiz enerji kaynakları, yani nükleer gibi hem dışa bağımlı hem kirli hem pahalı bir teknoloji yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının dayalı enerji üretimini savunuyoruz. Ve hepsinden öte, bunların hepsinden öte bu enerji özelleştirmelerinden geri dönülmesi gerekiyor. Şimdi bakın, bunu söylerken de bazen tedirgin oluyoruz. Yani enerji dağıtım şirketleri tekrar kamulaştırılsın dediğimizde borçları da sanki kamulaştırılacak gibi algılanıyor. Hayır, hani biz enerjinin bir bu kadar dağınık, bu kadar tek elden yönetilemez halde olmasına yıllardır itiraz ediyoruz. Yani şu an Türkiye'de 21 elektrik dağıtım bölgesi var. Ve bu dağıtım bölgelerinde farklı farklı şirketler var. Dolayısıyla merkezi bir planlama yok Türkiye'de. Elektrik dağıtım şirketleri, evet, EPDK'nın koordinatörlüğünde belki yürütüyor ama sonuçta doğru düzgün yürütemiyor bunu. Bakın, geçenlerde yeni bir rapor yayınlandı ve Sayıştay'ın raporuydu yanlış hatırlamıyorsam. Elektrik dağıtım şirketleri uzun süredir denetlenemiyormuş. Yani devletin resmi raporu. 10'a yakın elektrik dağıtım şirketi denetlenmiyor. Şimdi siz hani denetleyemediğiniz bir şirketi kendi kafasına göre enerji politikası üretir bir hale getiriyorsunuz. Hani karikatürize ederek söylüyorum tabii. Bir kere merkezi planlamanın mutlaka olması lazım ve bu enerji özelleştirmeleri aynı telekom örneğinde yaşadığımız gibi bir gerçekle karşı karşıya kalabiliriz. Bakın, telekomu 4,5 milyar dolar 2005 yılında özelleştirdiler. Oger grubu bir güzel aldı oradan karını, ondan sonra çekip gitti. Şimdi 3 bankanın ortaklığında telekom tekrar satışa çıkarılmaya çalışıyor. Bunların hepsi bizim hepimizin, yurttaşların vergileriyle oluşturulan kurumlardır. Yani o elektrik dağıtım hatlarının, elektrik dağıtım bileşenlerinin hepsi bizlerin vergileriyle oluşturulmuş, özelleştirilmiş, özel bir firmaya kullanım yetki devri yapılmış. Dolayısıyla şimdi bizim vergilerimizle oluşturulan bir elektrik dağıtım şirketi hala yetmiyor. Bir de kullandığımız elektriğe zam yapıyor. Yani bunun yönetilebilir hale gelmesi lazım. Bunun yönetimi de merkezi planlamadan geçiyor. İki, bu enerji özelleştirmelerinden derhal ve
kesinlikle vazgeçilmesi gerekiyor. Biz kurumlarla görüşme yaparken şunu söylemiştik, yani bu özelleştirme den geri dönülsün diye. Bakın özellikle kriz dönemlerinde bu böylesi kurumlara Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi ihtiyacı var. Buralar önemli yerlerdir. Kritik yerlerde, sadece ekonomik olarak da bakmayın. Kriz döneminde de böylesi yerlere tekrar sahip olmak oldukça önemlidir. Ve üçüncüsü de tabii ki de yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz, yenilenir enerji kaynaklarına yönelmek lazım ki Avrupa bunun en basit örneği. Almanya 2020'lerde bütün nükleer santrallerini, 2023'lerde nükleer santrallerini kapatıp artık yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Avrupa öyle. Bakın hani dünyada ciddi bir küresel iklim krizi var. Bununla ilgili küresel eylemler örgütleniyor. Yani bunun en önemli gerekçesi temiz enerji kaynaklarının kullanılmamasından, fosile dayalı enerji kaynaklarının kullanılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hani işin sadece ekonomik değil, insana dair olan yanını da hesaba katarak bir merkezi enerji planlamasının yapılması gerekiyor. Ömür Han Bey, bu yenilenebilir enerji kısmını birazcık açmak istiyorum. Eğer vaktiniz varsa birkaç sorum daha olacak. Bu yenilenebilir enerji kaynağı, bugün özellikle fosile dayalı enerji kaynağına göre kamuoyunda şöyle bir algı var. Daha doğrusu politik bir dayatmaya benziyor. Daha maliyetli, elektrik üretiminin daha maliyetli olacağı ifade ediliyor. Bu gerçeklik payı var mı fayda maliyet analizi yaptığımızda? Böyle bir şey yok tabii. Yani şöyle bir şey, ilk yatırım maliyetleri bunların bir miktar maliyeti yüksek oluyor ama sonuçta siz bir enerji kaynağının bunun Ar-Ge'sine sahip olup bu Ar-Ge'yi artık geliştirip bunu ürünle yansıttığınız zaman maliyetler ciddi oranda düşecek. Evet, hani bugün bir güneş santrali kurarken ilk yatırım maliyeti yüksek olabilir ama bunun tabii ki büyüklüğüne göre kabaca ifade ediyorum. 2-3 sene içerisinde bunun kendi kendini amorti edip ardından tamamen elinizdeki kaynağın güneş olmasından kaynaklı olarak maliyeti çok daha düşük üretebilirsiniz. Abi, bu konuda hani Türkiye'de bu konuda ciddi bir çalışma var mı? Evet, görece var. Yani birkaç hafta önce Antep Diyarbakır tarafındaydım. Orada Urfa'da örneğin ciddi güneş tarlaları, güneş gez tarlaları kurulmaya başlanmış. Yani tabii ki de şu an için güneş ve rüzgara yeterince kaynak ayrılmadığı için, yeterince teşvik verilmediği için aslında bir maliyet kalemi gibi görünüyor. Ama biz artık güneş panellerini kendi ülkemizde üretebilir, yurt dışından almadan kendi kaynaklarımızla bunları üretebilir ki bununla ilgili çalışan birçok firma var. Rüzgar konusunda yine kendi kaynaklarımızla üretebilirsek ki bununla ilgili yine Türkiye'de birçok çalışma var. Bu çalışmaları teşvik edersek emin olun nükleer santralden beklentimizin çok çok daha üzerinde ve temiz bir enerji kaynağına sahip oluruz. Veya yurt dışından aldığımız ithal kömür yerine kendi kaynaklarımızı kullanabilirsek ve temiz enerji kaynaklarını kullanabilirsek emin olun o maliyetler çok daha aşağı düşecektir. Hani burada yapmak istediğiniz santralde kullanacağınız malzemelerin ne kadar geniş olursa üretimi, sonuçta onların maliyeti giderek düşecektir. Burada en önemli görev tabii kamuya düşüyor. Yani kamu bunları teşvik edecek bu konuda hem Ar-Ge çalışmaları için hem de üretim aşamaları için teşvikler verecek. Yani yandaşa sürekli para aktaracağına ve betona aktaracağına Ar-Ge'ye aktarsın. Hem bir know-how'ımız olur, hem kendi üretimimiz olur, hem de bu ülkenin insanının faydasına bir şey yapmış oluruz. Ömür Han Bey, son sorum da şu. Biraz önce aslında Türk Telekom örneği verdiniz. Ofer grubunun, özellikle Oger grubunun 4,5 milyar dolara özelleştirme alıp onu zaten Türkiye'de banka kredileri kullandı. Kârını alıp gitti. Bugün ihale Türkiye'ye kaldı. Keza enerji şirketlerinde de herhalde benzer bir durum var. Bildiğim kadarıyla ismini açıklamayayım. Şimdi cezai durumla karşı karşıya kalmayalım ama sıfır yatırımla banka kredisiyle, neredeyse sıfıra yakın faizle banka kredisiyle bu enerji şirketlerine sahip oldular. Ve elde ettikleri kar kendi ceplerine ama banka borçlarını da ödemediler. Aslında bu 47 milyar dolarlık krizin de ana nedeni bu herhalde anladığımız kadarıyla. Aynen öyle. Hatta üzerine de söyleyeyim. Sonuçta bu enerji dağıtım şirketlerinden bazıları tahakkuk ettiremedikleri borçları da tahsil ettiler. Yani kasada parayla beraber devraldılar. Ben de isim vermeyeyim. Böyle bir elektrik dağıtım şirketini biliyorum. Kasada işte bilmem kaç milyon dolarlık parayla beraber aldılar bunları.
Dolayısıyla hani buradaki kriz bu, Türk Telekom'daki... Bu özelleştirme değil ya, bu başka bir şey aslında. Bu başka bir şey kesinlikle. Yani hani özelleştirme değil derken özelleştirmeyi de çok masumlaştırmıyorum. Yok, masumlaştırmıyorum ama yani bu ayrı bir olay. Yani bu talana gidiyor olaya. Tabii. Daha derin bir şey, haklısınız. Hani klasik bizim anladığımız anlamda bir özelleştirme değil. O anlamda... Kapitalizmin ruhuna da aykırı bir eylemden bahsediyoruz aslında. Özelleştirmeyi de çok masumlaştırmak istemem. Sonuçta özelleştirme dediğiniz kamu kaynağını özele peşkeş çekmek. Başka da çok derin tartışmasını yapabiliriz ama temel kriz aslında buradan doğuyor, haklısınız. Ama buradaki problemi sadece özel şirketlere atarak da kendimizi sıyıramayız. Şimdi EPDK'nın önceden EPDK'ydı, şimdi TEDAŞ'a geçti. Bu elektrik dağıtım şirketlerinin düzenli olarak denetlemesi lazım. Mesela yıllık yapması gereken yatırımları var. Elektrik dağıtım şirketleri. Bu yatırımlar yapılıyor mu? Mesela Ankara bölgesinde bir düzenli olarak biz bazı bölgelerden hep düzenli elektrik kesintileri haberi duyuyoruz. Bu neden kaynaklanır? Altyapı yatırımı doğru düzgün yapmadığınız için sürekli arıza verir. Sonuçta ta Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan bu yana oluşturulan bir altyapıdan bahsediyoruz. İşte o yurttaşların vergileri dediğim altyapıdan bahsediyoruz. Şimdi siz bunun düzenli bakımını yapmazsanız haliyle elektrik sürekli hatlarda deformasyona yol açar. Dolayısıyla bu kaçınılmaz. Düzenli olarak kamunun denetlemesi lazım elektrik dağıtım şirketlerini. Denetliyor mu? Az önce bahsettim. Sayıştay'ın veya Cumhurbaşkanlığı'nın bir raporundan bahsettim. En az 10 tanesinin denetlenemediğini biliyoruz. Sadece teknik olarak değil, finansal olarak da bunların denetlenmesi lazım. Borcu ne, harcı ne, nasıl yapılıyor, nasıl yönetiliyor? Herhangi bir finansal denetim de yok. Vallahi kendi başlarına bırakılmış. Kredi borcunu ödeyebilirse ödüyor, ödeyemezse de karşımıza böyle zam gibi çıkıyor. Son bir şey söyleyeyim Gökhan Bey, izninizle. Şimdi biz bir basın bülteni hazırlıyoruz tabii, elektrik mühendisleri odası olarak. Birkaç saat içinde kamuoyuyla da paylaşılacak. Keske Bağlı Enerji Sanayi Maden Kamu Emekçileri Sendikası ile beraber bununla ilgili basın toplantıları da düzenlenecek. Biz bu zamlarla ilgili dava açacağız. Bunu söyleyeyim. Yani yargı yoluna mutlaka başvuracağız. Çünkü bu EPDK'nın bu kararı neye göre aldığı, neyi dikkate aldığı, nasıl bir yöntemle bu zam oranına karar verdiğini bilmiyoruz. Şeffaflıktan uzak bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. Bununla ilgili yargı yoluna da başvuracağız. Tabii hani elektrik mühendisleri odasının da bu konuda kamuoyu desteğine her zaman ihtiyacı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum Ömürhan Bey'e. Bizlerin yayınlarına katıldığınız için, izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için.